Merhaba, merhaba Gabinoktis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ona da bana da size de ama herkese merhaba diyorum. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Hogwarts Legacy bitirdik, final yaptık. Öyle ya da böyle bir şekilde bitti. Ancak ihtiyaç odası ile ilgili bir rehber videosu niteliğinde güzel bir video yapacağım. Beğenini, yorumunu eksik etme diyorum. Daha fazla oyuncu adamına ulaşmam için beğenin bana lazım diyorum. Esirgeme diyorum desteğini. Haydi bakalım diyorum. Evet dostlarım. Karakterimiz tabii ki bu şekilde havada kalmış. Şöyle bir uçalım, kaçalım. Güzel bir atraksiyona girelim desek de artık o kısımları geçtik. Oyun genel olarak dersek güzel bir oyun. Hemen şöyle yapalım. Harita diyelim. Hogwarts diyoruz. Pardon. Abi şuraya gel. Gizli odalardan ihtiyaç odası. İhtiyaç odasında da aklımdakileri sizlere söyleyeceğim. En azından ihtiyaç odasında ne oluyor, ne yapıyoruz, ne biliyor? Yani aklında soru işareti olan arkadaşlarım için güzel bir video olacak. İhtiyaç odasında şurada 3 tane de odamız var. Yani vivarium odamız var. Buradaki fantastik canavarların konumlandırıldığı yer diyebilirim. 3 tane farklı diyar diyebiliriz. Yani 3 tane odamız var. İhtiyaç odasında da şöyle bir şey var. İhtiyaç odası senin ihtiyacına göre içinde de farklı odalar açabiliyor. Hogwarts Legacy'de de bu şekilde olmuştu. Vivarium'la ilgili ayrı bir video gelecek. Şu anda ihtiyaç odası ile ilgili elimden geldiğince sizlere bir şeyler izah etmeye çalışacağım. Şimdi dostlar, ilk önce şöyle yapacağız. Yani hemen şöyle yapalım. Şuradaki mesela süsleme büyüsü, değiştirme büyüsü, yok etme büyüsü, ya yani başkalaşım. Yani bunu direkt ihtiyaç dışı olduğu için yok etme. Şu 3 tane yeşil olan büyümüz zaten ihtiyaç odasında kullanıyoruz. Ondan dolayı da şöyle aldık bunu. Tamam mı? Şimdi ihtiyaç odasında görebileceğiniz zaman hatta şöyle yapalım. Ha. Mesela şu masam benim. Pardon ya. Yanlış şeye bastık. Şimdi büyücülük kısmında mesela şu büyücülük kısmında Y'ye bastığım zaman mesela büyücülük kısmında buraya işte küçük bilimsel iksirden tutun da botanik bilmem ne osu busu. Ve burada da atlama tencere. Bunlar farklı şeyler de var. Herbiyoloji muhabbeti var. Herbiyolojide de şöyle büyük saksı, orta saksı. Burada bu büyük, orta, küçük bunları da Hogsmeade'de kitapçıdan bunlarla ilgili nasıl yapabileceğinize dair aslında bir not alma gibi bir mantığı var. Oradaki Hogsmeade'den kitapçıdan büyük masa alabiliyorsun. İşte bu masalarla ilgili bilmem. Ondan sonra burada ihtiyaç odasında bunları inşa edebiliyorsun. Onu söyleyebilirim dostlar şu şekilde büyük saksı. Daha sonrasında yardımcı program diyor. Mesela şunlar var açıklamaması. Bunları istediğiniz gibi ekleyebiliyorsunuz. Artı buradaki objeler var mesela. Ben bunu hiç bir yere koymamışım. Mesela şöyle direkt siz buradayken yapalım. Hatta şöyle yapalım. Bu arada buradaki farklı mevzuları da loot yaparak buluyorsunuz. Haritayı keşfetmekle alakalı. Duvar askıları. Halılar. Bunları dediğim gibi aslında ihtiyaç odasının çok fazla bir mevzusu yok. Bunu kişiye göre şekillendirebiliyorsun. Mesela buradaki tabii ki askılar var. Duvar resimleri var. Bunları yerleştirebiliyorsun. Hatta şöyle bir şey yerleştirelim. Buraya olmuyor. Şuraya yapalım. Evet, çok güzel. Güzelmiş. Sonra bir de şunu yapalım. Buraya. Buraya da olmuyor. Farklı bir yerimiz var mı? Tabii ki var. Şuraya yapalım. Aa yok. Şurası da mı olmuyor? Olmuyor. Ha oluyor. Tamam. Ya bu şekilde
Dediğim gibi değiştirebiliyorsun. Sonrasında mobilya kısmına da girebiliyorsun. İşte yani sandalyeden tut da berjerine, mobilya kısmı, masa kısmı var. Bunları değiştirebiliyorsun. Sonra mesela mıncık heykeli var. İşte bu kedi aslında. Yani şöyle. Yani daha sonrasında ay buzağı. İşte bunları ekleyebiliyorsun. Tabii farklı mevzular da var. Bunları loot yaptıkça buluyorsun. Sonra bu da Cadılar Bayramı ile ilgili ve Noel Ağacı ile ilgili. Yani aslında baktığımız zaman şöyle. Ve şunu da yapalım, hemen B'ye basalım. Şimdi ihtiyaç odasında bütün görebildiğiniz duvardan tutun da zemine göre de bunları değiştirebiliyorsun. Yani aslında şunu yapabiliyoruz. Bilimsel kemer, botanik, eklentik kemer diye geçiyor. Yani gotik de olabilir. Bu şekilde farklı farklı mevzulara da girebiliyorsun. Mesela bu olsun. Diyelim ki şu kısmı, bakın hemen şu kısmı aldığımız zaman B'ye basıyorum. Burada da bunları değiştirebiliyorsun. Hatta zemini şöyle yapalım. Zemin dediğimiz zamanda da zeminle ilgili şöyle botanik mevzusuna girebiliyoruz. Yani ihtiyaç odası ile ilgili dostlar sonsuz bir mevzumuz var. Yani sonsuz dediğimde aslında kişisel, herkes kendi zevkine göre kendi istediği gibi şekillendirebiliyor. Sonrasında şu kısımda mesela, bakın şu kısımda burayı da şöyle yapabiliriz. Aynen. Sonra hatta şöyle yapalım, şurayı bir değiştirelim. Bakın botanik tavan. Şöyle olsun, bilimsel olsun. Şurayı değiştirelim. Ha, değiştirmiştik zaten. Hatta şunu da bir dakika değiştirelim. Bunun renklerini de değiştirebiliyoruz burada. Masa koydun diyelim, bir masa, herhangi bir masa. Onun da renklerini de değiştirelim. Sarı olsun. Hatta şunun da değiştirelim. Bunun da rengini. Daha doğrusu büyük saksı botanik. Ha, bunlarda da tarz olayı var. Yine aynı şekilde. Bunda da eklentik olsun. Tamam. Hatta şurası toplasın. Sonra şunu değiştirelim. Bu da aynı olsun. Hatta şunu ben yok edeyim mesela. Şu A ile yok ediyorum. Hatta şunu da yok edeyim. Ha, bu şekilde. Mesela şu zeminle ilgili demiştik zaten. Şuraya geldiğim zaman ise mesela şunu değiştirmek istiyorum. Yine aynı mevzu. Vay, bu güzelmiş. Bu kalsın. Yani ihtiyaç odasıyla ilgili dostlar, duvar resmi, objeler, zemin, kullanacağın işte botanikle ilgili, atıyorum iksirle ilgili, masa, masanın büyüklüğü. Yani mesela botanikle, harbolojiyle ilgili mesela bir tane görev var. Mesela profesörün verdiği bir görev. Bunun için büyük saksı lazım. Büyük saksılı masa lazım. Onun için Hogsmeade'den, kitapçıdan bunu satın alıyorsun. Yani o kitapçıdan büyük saksılı bir masayı nasıl inşa edeceğine dair. Ondan sonra ihtiyaç odasında onu inşa edebiliyorsun. Hatta şurayı da bir değiştirelim. Bakalım. Şöyle olsun. Mesela şurada iksirimiz olmuş. Bunu alalım. Ve iksirle ilgili iksir hangisini yapalım, hangisini? Bu arada bunlarla ilgili de açık dünyada ya da hangi görevlerde loot yaptığınız lootlarla birlikte şey yapabiliyorsunuz. Bir tane Maxima yapalım. O yapa dursun. Sonra burada, evet, bunu işleme almıştık. Fluxfit bitkisi ile alakalı. Tamam, 13 dakikası var. Buradan da tezgah, buradan da herhangi bir giysimizi
yükseltmeyi seçebiliyoruz. Bu yükseltme ile ilgili mevzularda şuradaki tüyler var. Bu tüyler fantastik hayvanların, canlıların tüyleri. Bunları isterseniz vivaryumda o canlıları besledikçe onlardan tüy elde edebilirsiniz ya da Hogsmeade'de bunu satın alabilirsiniz diyebilirim. Hatta şöyle yapayım dostlar. Hogsmeade ile ilgili de çok uzun da tutmak istemem video ama anlattıkça anlatasım geliyor. Şimdi Hogsmeade ile ilgili şurada mesela şu canavarları aldınız diyelim. Açık dünyada çantanız var zaten. Çantanızı da vivaryuma getirebiliyorsunuz. İsterseniz tuttuğunuz o canavarları burada satabilirsiniz. Buradan o canavar tüylerine de ulaşabilirsiniz. Yani hayvan tüylerine de ulaşabilirsiniz. Sonrasında da kitapçı demiştim ya size. Aynen. Mesela bu kitapçıda bazı dokümanlar var. Bu dokümanları satın aldıktan sonra ihtiyaç odasında yapabildiğiniz masaları yapabiliyorsunuz. Gibi gibi zaten çoğunuz biliyor ama bilmeyenler için aslında bu bir video. Ya da gerçekten merak eden dostlarım için. Bilen dostlarım da benim eksik olduğum yanları yorumlara yazabilir. Yorumda aslında bulunabilir. Şimdi dostlar. Buradan dedik işte güncelleme yapabiliyoruz. Zırhı geliştirebiliyoruz yani. Hatta şöyle şunu da geliştirelim. Yükseltelim. Çok güzel. Bu şekilde güçlendirebiliyorsun giydiğin kıyafeti. Burada mesela harita üzerinde ya da Hogsmeade'de herhangi bir yerde loot yaptığın zaman tanımlanamayan malzeme diye geçiyor. Sonra o tanımlanamayan malzemeleri direkt yok saymayın. Yani envanterinizden çıkartmayın. İhtiyaç odasında tanımlama dediğiniz zaman da bu şekilde bende de varmış. Buradan tanımlıyor. Buradan tanımladığı zaman da seviyesi yüksek olan varsa da değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde. Adam otunu toplamışız buradan. Bu da küçük masalı saksımız bitki. 2 tane vardı. Evet. Gayet iyi. İhtiyaç odası bu şekilde dostlar. İhtiyaç odasının içerisinde olan odalar ise 3 tane odamız var. Vivarium. Bunda bir sonraki videoda olacak. Umarım keyif almıştırsınız. Dediğim gibi yani şurada yeşil büyüler. Şuradaki yeşil büyüler ihtiyaç odasıyla yok etme, değiştirme ve süsleme. Bu süsleme de herhangi bir eşya ya da bir duvara askı ya da bir heykel yani dizayn etmenin en baş büyüsü bu. Yaptığınız bir şeyi de değiştirmedir bu. Sonrasında da bu da yok etme. Evet. İhtiyaç odası güzel. Dediğim gibi kendinize göre şekillendirebilirsiniz. Burada bir şeyler uçuyor burada. Hemen şöyle yapalım bir dakika. Bir şeyler uçuyor da. Bunları alamıyoruz değil mi? Hayır. Bunlar evet. Bunlar ihtiyaç odasının bildiğin görseli olmuş. Sonrasında ihtiyaç odası aslında buradan ibaret değil. Tabii bu üst kat dediğim şu odalara gidiyor vivaryumlar ama sonrasında şöyle bir yer daha var. Burayı hiç ben şekillendirmedim. Buradan fotoğraflar çıktı. Aman Allah'ım. Burada ihtiyaç odası büyüyor dostlar. Bu da sizlere ve bana sürpriz oldu. Yani ihtiyaca göre gerçekten şekil alıyor demiştim. Yani oyunu final yaptık ama bu kısma uzun süredir gelmiyordum. Ve ihtiyaç odamız büyüdü. Yani büyüdü. Hemen hızlı bir şekilde değiştirelim. Şöyle yapalım. Zemini değiştirelim. Hatta şöyle yapalım. Şurayı da değiştirelim. Hatta şunu yok et.
Neden? Aa, şeyi algılıyor galiba. Duvarı algılıyor. Şunu. Ay canım ha. Bir dakika. Şöyle bir değiştirelim şunu. Rastgele yapıyorum. Mesela bir şey ekleyelim şuraya. Şöyle şunu ekleyebiliriz. Ekleyelim şunu. Şurada dursun. Hatta şu olsun. Bu arada bunların renklerini de değiştirebiliyorsun. Gibi. Gibi. Her şeyi ekleyelim şuraya. Boş bulduk ya buraya. Her şeyi ekleyelim. Cadılar Bayramı. Sonrasında şunu da ekleyelim. Masa. Şuraya şunu alabilirim. Tabii rengini de değiştirebiliyorsun. Tamam. Alı. Sizler görün diye aslında böyle bu şekilde hızlı bir şekilde yapıyorum. Ne varsa ekleyelim. Aha. Şundan şöyle koyabilir miyim? Evet. Hatta şurada bir boş alanımız var. Tamam. Bunları hep ekledik. Şundan buraya da ekleyebilirim. Ben oraya yığdım ama burada da olabilir. Yani sizin çalışmalarınız illa orada olacak diye bir şey yok. Tamam. Botanikler var. İki orta, iki büyük saksılı. Tabi bunları almanız lazım o kitapçıdan. Bunları da ekleyebilirsiniz. İksirle ilgili de bir tane de şöyle iksir mevzumuz da şurada olsun. Bu arada mesela şöyle değiştirebiliyorsun yönünü. Okey. Tamam. Yani. Gördüğünüz gibi tavanı değiştirelim. Şöyle olsun. İhtiyaç odasını şekillendirme ya da dediğimiz gibi şurayı şöyle yapalım. Pardon. Buraya bir şey ekleyelim. Hatta bir duvar resmi ekleyelim. Şuraya şunu ekleyebilirim. Güzel. Evet. 3 aşağı 5 yukarı ihtiyaç odamız bu şekilde. Dostlar. Evet. Yani kısa bir video dedim ama kısa bir video olmadı. Şurayı da şu koridoru ya da şeyi de değiştirebilir miyiz? Evet, değiştirebiliriz. Şöyle olsun. Bakın her mevzuyu değiştirebiliyorsunuz. Gibi. Aynen. Evet. Bu arada iksirimiz oldu. Güzel. Güzel. Evet dostlar. Bir sonraki videomda 3 tane vivarium odamız olacak. İhtiyaç odasında 3 aşağı 5 yukarı bu. Zaten siz işin içine daldığınız zamanda da bilmeyen arkadaşlar benden daha fazla bilgili olacaksınız. Daha fazla loot yapıp daha fazla eşya sahibi olacaksınız. Daha fazla obje sahibi olacaksınız. Çünkü açık dünyada çok fazla loot yapmadım. Beğenin, yorumunu eksik etme diyorum. Hogwarts Legacy bu şekilde. İhtiyaç odası her zaman bir ihtiyaç. Görüşmek üzere. Evet. Karanlık sanatların en ideal kısmı ihtiyaç odasında karanlık büyülerle uğraşmak. Görüşmek üzere. Dikkat edin.